Kanser ile ilgili detaylı bir manevi reçete de sizden talep edebilir miyiz? Yani bu Yani kanserle ile birlikte tüm hastalıkları da aslında içerir. İlk başta bizim hata ettiğimizi kabul edip hatayı şeytana ve nefse yüklemeden, eğer kendimizden başka birine yüklediğimizde sonuca gidemiyoruz. Yani ben iyi bir insanım, şeytan bana şu zararı verdi, bu zararı verdi dediğinizde şeytanı yüceltmiş, yükseltmiş ve korkulacak birisi olarak gösterip nefsinizi güçlendirip Allahu Teala'yı gücendirebilirsiniz. Öncelikle hatayı kendinizde aramaya başlarsanız o zaman hesabı da kendiniz vereceğinizi düşünürsünüz. Bu defa bilerek bilmeyerek, yani bilmediğimiz olanlar soydan sirayet, bildiklerimizde kendi yaptıklarımız, tüm her şeyi gözden geçirdiğimizde üzerimizde o kara bulutlar dağılır ve Rabbimden, yalnızca Rabbimden talep eder, bekler ve istersek Rabbimin de bizden razı olmasını da ummamız lazım. Razı olduğunu umabilmemiz için de Rabbimin verdiği, söylediklerini, verdiği emirleri de yerine getirmek lazım. Yani sıla-i rahimden, komşuya iyi davranmaktan, farz ibadetlerine varana kadar tüm bunlara gayret ediyor olmamız lazım. Lakin yapamadıklarımız varsa, ya bundan da bir şey olmaz demeyelim. İnkara gidersek bütün her şey iptal olmuş olur. Yapamıyorum ama doğrusu da o demek lazım. Yani yapamadığımızı inkar yoluna da gitmezsek bu defa Rabbim böyle kişilerin tedavilerine, şifasını çok hızlandırdığına şahit oldum. Ama tamamen rahatsız olan kardeşlerimizin Allahu Teala'ya yaklaşımıyla alakalı. Ancak şeytanın sağdan yaklaştığı bir konu var. Namazını kılıyor ise her söylediğimize ben namazımı kılıyorum diyor. Bir şey diyorsun, namazımı kılıyorum diyor. Yani namazı kıldığında dinin direği tabii ki kelime-i şehadet, sonra namaz, değil mi? Ancak ana direğin yanında başka direkler de var. Onun için ana direği korumak için de diğer direkleri de sahip çıkmamız lazım. Yaşayıp yaşatmamız gerekiyor. Bu şekilde olursa bir de ettiğimiz dualara dikkat edelim. Bir kardeşimiz vardı, psikolojik problemleri vardı. Tıbbi rahatsızlıklara da dönüşmüş. Onunla ilgili istihare yaptığımda gelen şuydu: söyle ona duasını değiştirsin diye. Yani gayri ihtiyari, şimdi insanların günahları açık edilmez. Ama yapması gereken söylenir ya. Sordum, hocam duası nedir diye iletmem gerektiği için açık edildi. Allahu Teala'nın razı olduğu kullardan olmak istemiş. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak istemiş. Bunun üzerine Allahu Teala onun istediği makamı elde edebilmesi için eşiyle, sağlığıyla imtihana tabi tutmuş. Da o da gelenin Allahu Teala'dan olduğunu bilmeyip şeytandan, komşudan, eşinden, ondan bundan bilince hastalık derecesi daha da artmış. Biz de döndük, duanı geri çek. Allahu Teala'nın makbul kulu olmayı isteme. Allahu Teala'nın senden razı olmasını isteme dedik. Çok acı bir şey ama evet. Biz görevimizi yapmak mecburiyetindeydik. Önce bir tersledi. Ama haklı. Yani bana da dese ben de terslerim bir an. İçeriğini anlatınca yıllar önce yaptığı duaları hatırladı ki ona o süre içinde tabii ki ilim öğrenmeye çalışıyor, Hazreti Kur'an'ı öğreniyor. Yani gayret ediyor bu kardeşimiz. Öyle bir de gayreti var. İstediği makamları elde etmen için bunlar başına gelmiş ama sen de Allahu Teala'yı şikayet ederek dolaşıyorsun. İşte bu kadar okuyorum, namaz kılıyorum, neden iyileşmiyorum diye Allahu Teala'yı kullara şikayet ediyorsun. Eşini şikayet ediyorsun diye anlatınca sonra anladı ve ondan sonra o kadar özür diledi ki bizden.
Haliyle bizlik bir durum yok. Yani biz olanı aktarıyoruz. Asıl olanı aktarmazsak manevi ceza gelir. Allah korusun. Biz de yani es geçtik. Bizim için problemi yok. Herkes hakkımız şimdiden ebedi helal olsun. Sizler de duyanlar da herkes de şahit olsun. Ancak edilen bir duanın karşılığında mutlaka bir bedel olması gerekiyor. Rabbim bedelsiz de kabul eder mi? Eder. Ayrı konu. Ama o makamı da verecekse o makamın pişmişliğini, olgunlaşmışlığını da delillendirmek istiyor. Diğer kullarına muhtemeldir. Rabbim bilir doğrusunu. Onun için böyle durumlar da var. Hani her kanseri, her hastalığı, her şeyde sırf bunu hastalık olarak da düşünmemek lazım. Ama en güzeli bütün bunları nasıl ayıracağım diyorsanız her kul özeldir. Namazınızı kılın, Rabbimden isteyin, istihare yapın, uykuda kalın, uykuda isteyin. Yani ruh bedenden ayrılıyor, olur ya beden kirlidir ki kirliyiz. Bir gün, iki gün, bir eninde sonunda mutlaka Rabbim size bunu bildirir. Bazen istemenizi de sevdiği için hemen cevap gelmeyebilir. Ya o hal bile güzeldir, devam edin.